Abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Memleket ne abi? Memleket Konya. Selam olsun. Esna hangi partiye vereceksiniz? İBB ve ilçe belediyelerinde. Güzel bir soru. Evet. Yani aslında şu anda karar vermedim. Niye biliyor musun? Yani ümit veren kimse yok işin açığı. Kararsız diyelim. Kararsızım evet. Yani bir adayları göre, yani mevcut adaylar var ama yani daha ilerleyen zamanlarda tabii kimler çıkacak, kimler edecek onu biraz beklemek lazım. Kime bilmiyoruz ki abi, kime vereceğiz? Kim var ki? Ya İBB'de Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz tabii. Direkt. Direkt ona vereceğiz. Direkt. Bu hangi partinin adayına vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu tabii abi. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı gazetemizin ve televizyonumuzun merkezimiz Zeytinburnu ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize İBB seçiminde oyunuzu hangi partinin adayına vereceğini soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Memleket nereye kalın? Bingöl. Bingöl'e selam olsun. Ben de Malatya'lıyım. Öyle mi? Zeytinburnu'da mı oturuyorsun? Zeytinburnu'da. Hangi mahallede? Gökalp'te. Kaç yıldır? 50 yıldan bahsediyorum. O zaman muhtar benim köylüm. Celal'i tanıyorsun. Tanımaz olur mu? Çok yakın köylü. Peki amcacığım, belediye seçiminde oyunu Büyükşehir'de hangi partiye vereceksin İBB'de? Belli değil ya. Vallahi hiçbirisinden memnun tamam. Değilim. Tabii ki AK Parti'ye vereceğim. Neden? Çünkü işte nasıl söylesem, kızacaklar ama bana bazıları. Yok, boş ver. Çünkü şey yapıyor yani. Deşifre yapıyor böyle. Sözlerinden anlıyorsun ki yani deşifre gibi bir şey bu. Nasıl deşifre? Anlat biraz. Nasıl deşifre? Ne demek deşifre? Yani suçluyor. İnsanları suçluyor. Kimi suçladı mesela? Seni suçladı. Recep Tayyip Erdoğan'ı suçluyor. Rakip de suçlayacak mı tabii? Ne yapacak? Tayyip onu suçluyor. Hakkı yok ama onun da hakkı yok öyle. Savaş oluyor. İç savaşlar. Hiç umurlarında değil bazı kişilerin. Niye öyle? Hangi seçimde? Belediye seçiminde. Var ya önümüzde. Herkesin gönlüne yatan bir partisi vardır, ona eyvallah, destekler yani. Ama bizim için cevap söylemek istemiyorsun. Evet. Vallahi hangisi gelir, hangisi hizmet yapıyorsa ona kullanacağız. Bakacağız. Kim yaptığını? Vallahi bilmiyorum, bakalım. İBB İmamoğlu burada. Evet. Kesin var mı yok mu? Vallahi şu an için bir şey daha düşünmedik. Kararsız. Bakalım, şimdilik kararsız. AK Parti'ye. AK Parti'ye. Efendim nasılsınız? Allah razı olsun, sen hatırlayayım. Memleket nereye? Muş. Muş'a selam olsun. Aleyküm selam. Abi Büyükşehir Belediyesi'nde oyumuzu kime vereceğiz? İBB'de. Ben Büyükşehir Belediyesi İstanbul'a. Evet. Valla ben şimdi belki ben de kullanmıyorum. Bir tanesini delirttiniz. Hoş geldiniz. O mu delirdi, ben mi delirdim? O delirdi. O delirdi. Sultan Gazi'de. Ay orada hocam. Boş. Efendim İBB'de oyumuzu kime vereceğiz? Ne? İBB'de. Vallahi her zamanki gibi iyi olan. Ben o kadar hazırlık değilim. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, kolay gelsin sizlere. Çok teşekkür ederim. İBB seçiminde reyimizi hangi partinin adayına vereceğiz efendim? Bizim adayımız Saadet Partisi'nden, biz ona vereceğiz. Saadet Partisi adayı. Evet. Peki efendim, nasılsınız? Sağ olun, sizi tanıyorum. Gülen yüzünüz eksik olmasın. Sağ olun, sağ olun. İzliyor musunuz videolarımızı? İzliyoruz. Nasıl buluyorsunuz efendim? Yani güzel, genel olarak daha objektif olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Hangi mahallede ikamet ediyorsunuz efendim? Ben uzun süre burada oturdum, Zeytinburnu'nda. Şu anda annemler burada oturuyor ama ben Maltepe'ye taşındım. Maltepe, hayırlı olsun. Efendim İBB seçiminde oyumuzu hangi partiye kullanacağız? Yani anlatabiliyor muyum? Şu an yarın olsa kararsız mı yazar mı? Ya şöyle, evet şu anda kararsızım ama Ekrem İmamoğlu'na yakınım. Ama Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa eğer ki kesinlikle oy kullanmayacağımı da. Ha Ekrem Bey kendisi partiden bağımsız olarak bir çatı aday gibi. Çatı adaydan kastım, hani diğer partilerle değil. Bağımsız bir aday gibi girerse o zaman zaten. Ne vereceksiniz? İmamoğlu. İmamoğlu kazanır mı? Bilmiyorum. İyiyim, siz? Sağ olun. İBB ve ilçede oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? CHP'nin. CHP kazanır mı Ekrem Bey? İnşallah. İnşallah. Oy? Evet. Valla ben o... Oy ben kullanmıyorum. Partinin adayına vereceğim, bu kadar. Birinci soru. Hangi partiye oy vereceğiz? Büyükşehir'de ve ilçede. Hiç düşünmedim. Tamam. Sağ olun. İBB ve ilçede oyumuzu kime vereceğiz efendim? Daha kararsızım abi. Kararsız. Peki cümlemizde memleket nerededir efendim? Memleket Bingöl. Bingöl'e selam olsun. Ben de Malatya. Bende de selam olsun. Efendim Büyükşehir'de ve ilçede oyunuzu hangi partinin adayına kullanacaksınız? Hangi adayın? Partinin adayına, evet. Şimdiye kadar... AK Parti'ye veriyordum. Şimdi biraz tehlikeli olmuş.
Hayat pahalılığından dolayı mı? Hayat pahalılığından dolayı ama peki, yine... Kime yazalım? Yine gezip dolaşıp yine bence AK Parti'ye gideriz ya. Yine gidersin. Başka yapılacak bir şey yok. Ya kan çekiyor öyle demeyelim de. Başka kimse yok. Umut, Fatih Erbakan var. He? Erbakan da olmuyor. Ya şimdi doğru konuşalım mı? Lütfen. Ya Fatih Erbakan başa geleceğine inanmıyorum ki. Sen verme. Sen inanmasan gelmez. İnanacaksın gelsin. Ya benimle yalnız... Ya yalnız benimle olmuyor. İşte herkes öyle derse... Ben... Dolayısıyla sen bak, inanıyorsan... Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben şimdi niye diyorum... AK Parti diyorum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Burada kimi çağırıyorsun gelsin. Elini vicdanına koysun. AK Parti bu Kadir Topbaş buraya İstanbul'a hizmet ettin mi etmedin mi? Etti. İtirazı olan varsa gelsin bana etti, söylesin. Ama niye görevden aldılar? He? Dava açmadılar. Görevden aldılar. Adam zaten kanserde öldü gitti. Yani niye öyle yaptılar ona? Haksızlık İnan yaptılar. Ki vallahi bak zaten ondan dolayı ben söyledim. Bence çok haksızlık yaptılar. Ya gerçekten yani öyle. Hırsız sahersizin dava açsınlar. Yargılansın, aklansın ya da... Ya ben sana bir şey söyleyeyim hocam. Ben onun hırsızlık yaptığına da inanmıyorum. Örnek. Dur, evet. Suçu varsa dava açsınlar. Ya mahkum olsun ya beraat etsin. Ne diye görevden alıyorsun? Ya demek ki öyle daha uygundu. Ben öyle diyorum. Haksızlık yapılmış. Abi o zaman oyu AK Parti'ye yazdık. Hangi partına oy vereceğiz? Valla hangisi çalışıyorsa ona vereceğiz. Abi topu taca atma. Hangisi çalıştığını ben sen görüyorum. Kime yarın seçim var kime vereceksin? CHP mi, AK Parti mi, HDP mi, MHP mi? Parti de söyle. HDP vereceğim. HDP vereceksin. Belediye seçimi mi? Kararsız. Peki, abi İBB'de ve ilçede oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Ben oy kullanmıyorum abi. Niye, karşı mısınız? Oy kullanmaya karşıyım. Eyvallah. Adayına vereceksiniz. AK Parti'ye vereyim. AK Parti'ye. Evet. Hangi mahallede oturuyorsunuz burada? Tesis Mahallesi. Tesis. Peki. AK Parti. AK Parti. Ya AK Parti'yi veririm ben. AK Parti'ye. Neden AK Parti efendim? Şimdi şu şekilde mesela CHP seçmeni kendi seçmenlerindeki Kemal Kılıçdaroğlu'nu mesela desteklemiyorlar ve kalkmalarını istediler. Zaten Özel geldi seçimlerde. Bu ayrı AK Parti. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi mahallede oturuyoruz? Sümer Mahallesi'nde oturuyorum. Ben orada oturdum. Peki efendim İBB ve ilçe seçiminde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Valla ben CHP vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Ben istiyorum ki... Merhabalar, ben istiyorum ki bu insanlar zindanda, Afganlar var ya, onlara açılsın, çıkarsın. Nerede zindanda? Hı? Türkiye'de mi? Nerede? Türkiye'de. Onları çıkarsın, bence daha iyi bir şey. Niye zindana girmişler peki? Suçları ne? Suçları hiçbir şey değil, tek başına Yunan'a gitmek istiyorlar. Anne babasının çalışıyorlar, dolayı. Para atıyorlar, evet. Ondan dolayı, doğru. Yurt dışına gitmek isteyen Afganları zindandan çıkarsın. Evet. Sen Türkçe çok güzel biliyorsun. Afgan. Sağ ol. Afganım. Güzel, süper. Tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Ben şu anda oy kullanamıyorum. Vallahi ben hiçbirisine vermeyeceğim. Çünkü neden derseniz kiralar ayrı pahalı. Oturduğum ev öyle bir rütbetli ki 10 milyar kira alıyorlar bizden. Gelmiyor hep aynı. Kimse o yok. Elhamdülillah. İBB ve ilçede oyumuzu hangi partinin adayına kullanacağız? AK Parti'ye vereceğiz abi. AK Parti'ye. Peki. Doğrudur abi. Seslen biraz da git dönüşüm. Doğrudur abi, yapamadılar. Ölsek hepimiz kepçeyle denize atacaklar bizi. Ayırmayacaklar. Molozların aslında içinde. Aslında Zeytinburnu 11.16 kilometre, yarısı mezarlık 7 kilometre. 25 yılda yapılabilirdi bence. Şehir kuruyor adam. Git Çin'de şehir kurar. 25 yılda yapılabilirdi. Evet, evet abi. Sınıfta kaldılar abi. Ama yine oy veriyorsun. Çekişiyor mu? Varsa abi başka bir altlarını deyip söyle ona verelim. Var. Söyle bakayım. Ben varım. Allah sana da... Doktor Fatih Erbakan var. Anladım. Genel Refah. Allah babasına rahmet eylesin de Allah ona da selamet versin. Onu seviyoruz. Abi ben hiçbir partiye oy vermeyeceğim. Sen vermesen, ben vermesem nasıl yönetileceğiz peki? Abi zaten şu an yönetilemiyoruz. Versek de yönetilemiyoruz. Boşuna bu nasıl? Vereyim. Boşuna vermeyeyim yani. Tamam. Ama soru ben cevap vereyim. Tamam. Büyükşehir ve ilçede oyumuzu hangi partinin adayına vereceğiz efendim? Böyle o gizli kalsın. Eyvallah. Vereceksin. Büyükşehir ve ilçede. CHP. CHP. Zeytinburnu. Yani abi bak öyle mantıklı düşünce zaten AK Parti'yi bu arada desteklemiyorum. Asla AK Parti'ye de oy vermem. Yani şu an bakın 4 liraydı aldılar mazot. Şimdi 40 lira. Yüzde kaç artmış? Ona göre düşün yani. Öbürü de ona göre bakarsan düşük. Eğer onu savunmuyorum da adaletli olmak. Ben de savunmuyorum ama CHP'ye oy veririm. AK Parti'nin adayına. AK Parti. AK Parti ilçede de. Evet. Efendim nasılsınız? İyiyiz. Allah'a şükür. Yerel yönetim seçimlerinde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz efendim? İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu'na. Tekrar kazanır mı? Ona kadar. He? Tekrar kazanır mı İmamoğlu? Kazanacak. Peki, Zeytinburnu'na var, hemen gitme. Büyükşehir'de İmamoğlu'na. Evet. Geldiniz. Hoş bulduk.
Yerel yönetim seçimlerinde hem ilçede hem büyükşehirde oyunuzu kime vereceksiniz? Tabii ki CHP. CHP dur. Ekrem İmamoğlu kazanır mı efendim? Kesinlikle. Ezer geçer. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim. Hiç iyi değilim. Niye? Ne oldu? Çok kötüyüm. Ne oldu? Ülke gidiyor, iyi değil. Sen büyükşehirde ve ilçede oyunu kime vereceksin oyunu? Ne? Oy. Hiçbirine veririm. Kime? Demirtaş. HDP. HDP. Peki. Oyumu vereceğim yeri belli. İşte söyleyiniz. Kayıt atın alın. AK Parti'ye vereceğim. AK Parti'ye vereceğim. HDP'ye gidin AK Parti. Evet. Peki Zeytinburnu Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Değil misiniz? Ben şeyde oturmuyorum Zeytinburnu'nda. Ben karşıda oturuyorum şeyde. Sultanbeyli'nde oturuyorum ben. Buraya niye geldiniz? Buraya bir akrabam var. Akrabamın ziyaretine geldim. İstanbul ve ilçe seçiminde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Kesinlikle CHP. CHP. Ekrem Bey kazanır mı efendim? Kazanır inşallah. Kazanması lazım. İyiyim, sağ ol. Bence değişiklik iyi bence. Ha soracağım. Büyükşehir'de ve ilçede oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Bence İmamoğlu. Kazanır mı İmamoğlu? Kazanacak. Güzel var orada. Nasılsın ablacığım? Güzel, iyiyim, teşekkür ederim. Ama benim televizyon alayım. Ablam televizyon...